Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri üzerine parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle başta ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, içerisinde bulunduğumuz bu kadim topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yine bu topraklar dünyadaki en büyük savaşlara sahne olmuş, birçok uygarlık içerisinde bulunduğumuz topraklara göz koymuş ama kutsal Anadolu toprakları ne mutlu ki aziz Türk milletine vatan olmuştur. Atalarımız bu coğrafyaya gözü gibi bakmış, gerektiğinde evladından, ailesinden vazgeçmiş ama vatanından vazgeçmemiştir. İşte bu nedenle savunma ve güvenliğimiz stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle yurt güvenliğini ilgilendiren en önemli stratejik kurumlar kamuda kalmalı, bütünüyle özel sektörün inisiyatifine bırakılmamalıdır. Ancak son dönemlerde yapılan özelleşme uygulamaları ile daha önce milletimize ait olan pek çok kamu kurumunun yok pahasına özel sektöre devredildiğini gördük. Yalnızca karlılık bahanesiyle yapılan bu uygulamalar ne yazık ki amacına ulaşamamış, ata dede yadigarı kurumlar milletimize ait olmaktan çıkmıştır. Bunun yanında bu kurumlarda onlarca yıllık tecrübe ve birikimle oluşan hafıza da yok olup gitmiştir. Bu uygulama kurumları bitirdiği gibi kurumlarda çalışan personelleri de fazlasıyla mağdur etmiş, önceki hatalı uygulamalardan ne yazık ki gerekli dersler çıkarılamamıştır. Ancak şu unutulmamalıdır. Başta MK kurumu olmak üzere yurt güvenliğimizi ilgilendiren tüm stratejik kurumlar CHP iktidarında yeniden millete ait olacak, yaşatılan mağduriyetler, çalınan haklar yeniden hak sahiplerine iade edilecektir. MK'de, karayollarında, demir yollarında, PTT ve özel idarelerde, toprak mahsulleri ofisi ve hastanelerde çalışan tüm taşeron işçilerimiz ayrımsız kadrolarını alacak, emekçilerimize yaşatılan mağduriyetler bütünüyle giderilecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, içerisinde bulunduğumuz şu günlerde vatandaşımızın en büyük sorunu işsizlik, enflasyon ve geçim sıkıntısıdır. Sizlere seçim bölgem Kırıkkale'den de bahsetmek istiyorum. Bugün Kırıkkale'mizin her yerinde derin bir yoksulluk hakim. Büyük çoğunluğu dar gelirli yurttaşlarımızdan oluşan şehrimizde ailelerin büyük çoğunluğu düşük emekli aylığı ya da sadece asgari ücretle geçiniyor. Emeklerimizin pek çoğu asgari ücretin dahi altında aylık alıyor. Kira, elektrik, su, telefon, ısınma giderleri derken emeklerimiz yaşamsal gıda maddelerine erişemiyor. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız halen intibak düzenlemesi yapılmasını bekliyor. Emeklerimizin yaşam koşullarının düzeltilmesi için kendilerinden alınan muayene ve katkı paylarının acilen kaldırılması, bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Emeklerimizin maaşına %50 değil, seyyanen zam yapılmalıdır. Düşük promosyon ödemeleri arttırılmalıdır. Emeklilerimize milli gelir artışından refah payı verilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde o kadar çok sorun var ki saymakla bitmiyor. Belki sizin için çok önemli olmayabilir ama milyonlarca aile için son derece önemli bir başka konu daha var. Bugün ülkemizde anne ve babalar çocuklarını okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacak onu düşünüyor. Çocuğunun beslenme çantasına sadece kuru ekmek koyan aileler var. Bir insanın en değerli varlığı şüphesiz çocuklarımızken siz anne ve babaları nasıl bu hale getirdiniz hiç düşündünüz mü? Daha ilkokul çağında olan öğrencilerimiz yetersiz beslenme yüzünden büyüyemiyor. Karnını bile doyurmakta zorlandığımız çocuklarımız hepimizin çocukları. Ne olurdu bu bütçede ilkokul öğrencilerinin bir öğün yemeğinin devlet tarafından ücretsiz karşılanması için bir bütçe ayrılsaydı? Ne olurdu bizim çocuklarımız, hepimizin çocukları okullarda bir öğün sıcak yemek yiyebilseydi? Zengini daha zengin yapan bütçe gelirinin büyük kısmını rantçılara, faiz lobilerine aktaran bu bütçede küçük bir payda yoksul aile çocuklarına ayırsaydınız dünyanın sonu mu gelirdi? Ama yapamazsınız. 20 yıllık iktidarınız sadece bir avuç yandaşı zengin etti. Yoksula, garibana aktarılması gereken bütçe hep başkalarına verildi. Bir tarafta çocuklarını aç bıraktığınız anneler, babalar.
İşsiz gençler, aldığı aylıkla geçinemeyen emekliler, asgari ücretliler. Diğer tarafta dört yerden maaş alanlar, kamudan aldıkları haksız ihalelerle servetlerine servet katanlar. İki Türkiye yarattınız ne yazık ki. Ne demişti sevgili Barış Manço? Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kiminin tuzu yok. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu